Ulusal kanal ekranlarında günlüğe kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dış politika gündemine mercek tutacağız. İki değerli konuğumuz bizlerle birlikte. Kıbrıs İlim Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ata Atun ve Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Deniz Tansi bizlerle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Seda Hanım. İyi yayınlar diliyorum. İyi günler diliyorum. İyi yayınlar diliyorum. Kıbrıs'ımızdan herkese selamlarımızı, sevgilerimizi iletiyorum. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Sıcak gelişmeler var. O sıcak gelişmelerden biri de Fransa ve Yunanistan arasında imzalanan savunma ve güvenlik için stratejik ortaklık anlaşması. Bu anlaşmayı konuşacağız biraz ki bu anlaşmayı imzaladıktan sonra Yunan Başbakanı'nın yaptığı açıklamalar oldukça dikkat çekici. Açık bir şekilde aslında Türkiye'yi tehdit ediyor. Şu ifadeleri kullanıyor. Avrupa Birliği'nin en büyük askeri gücü ve yegane nükleer gücü saldırıya uğrarsak safımızda yer alacak diyor ve daha sonra kullandığı şu ifade dikkat çekici. Hepimiz kimin kimi kasus belli yani savaş nedeniyle tehdit ettiğini biliyoruz ifadelerini kullandı. İsim vermedi, Türkiye'yi hedef aldı. Sayın Atun ne söyleyeceksiniz bu anlaşma ve Miçotakis'in bu tehdidiyle ilgili? Şimdi savunma ve güvenlik alanlarındaki işbirliğine yönelik stratejik ortaklık anlaşması dün akşam Yunanistan parlamentosunda kabul edildi. Ama burada Tsipras'ın dikkat çektiği, Tsipras bir evvelki başbakan, dikkat çektiği bir konu var. Burada Tsipras diyor ki Fransa Yunanistan'ı Türkiye ile gerilim yaşadığı alanlarda tek başına bıraktı. Fransa yardımı garanti etmiyor ama Fransa Sahra Altı Afrika'da İslamcı gruplar ile mücadele ederken Yunan askerlerini Sahra Altı'na gönderilmesini şart koşuyor. Şimdi burada tabii Fransa'nın bir hedefi var. Yunanistan'a 3 tane savaş gemisi hatırlarsanız 16 tane de Rafael uçakları satmıştı. O vakit benim dile getirdiğim konu Fransa'nın bu paraları alıp almayacağıydı. Gerçekten de Tsipras'ın dünkü konuşmasının sonunda çok ilginç bir açıklama var. Diyor ki Fransa borcu gayri safi yurt içi hasılası, bakın ihracatı değil, gayri safi yurt içi hasılasının %210'una, iki mislinden daha fazla ulaşmış borcu olan Yunanistan'a savunma sanayinin katılımına dair hiçbir garanti olmaksızın 7 milyar bir de para talep ediyor. Bu 3 tane fırkateynle ilgili. Yani bu anlaşmanın aslında Fransa Yunanistan'ın yanında Adalar Denizi'ndeki gerilimde yer almayacağını ima ediyor. Yer alacağını garanti etmiyor. Yer almayacağını Fransız askerlerinin Yunanistan uğruna Türkiye ile savaşıp orada ölmelerini istemediğini bana göre gayet net ve açık bir şekilde ortaya koydu. Yani burada Fransa'nın aslında düşmanımın düşmanı benim dostumdur politikasını uyguluyor. Afrika'daki 15 ülkeden dolayı Türkiye'nin bu 15 ülkeyle çok iyi ilişkiler kurmasından dolayı Fransa Türkiye'ye diş biliyor. Çünkü bu Afrika ülkeleri Fransa'nın aslında sömürgeleriydiler ve bağımsızlık verdiği ülkelerdi. Gayet güzel burada bir yöntem uyguluyor. Hem onların kullandığı paraları basıyor Afrika frangı olarak hem de bütün bu devletlerdeki ihaleler sadece Fransız şirketlerine verilebiliyor. Aslında sömürge devam ediyor ama adı bağımsız ülke gibi. Bu nedenle Fransa aslında Türkiye'yi karşısına almak istemiyor. Yunanistan'ın yanında gözükmek istiyor ama dün akşamki savunma ve güvenlik alanlarında işbirliğine yönelik stratejik ortaklık anlaşması bence Yunanistan'ın aleyhine olan bir anlaşma. Yani Türkiye açısından konuşuyorum tabii. Muhakkak Yunanistan'ın da menfaatleri olan maddeler vardır ama burada Fransa'nın Adalar Denizi'ndeki bir çatışmada Yunanistan'ın yanında yer almayacağı bana göre çok açık ve net. Hı hı.
Sayın Tansu, hemen size dönmek istiyorum. Sayın Atun'un da hatırlattığı gibi Tsipras'ın açıklamaları oldukça dikkat çekici. Miçotakis kravat satın alır gibi uçak ve fırkateyn alıyor. Yunan halkının parasını kendi ailesinin serveti sanıyor. Silahlanma yarışı Yunanistan'a sadece zarar verir ifadelerini kullandı. Şimdi hem Amerika Birleşik Devletleri'nin Yunanistan'a verdiği destek ve bölgedeki üstlenmeler, hem Fransa'nın Yunanistan'ı silahlandırması, tüm bunlar karşısında Yunanistan'ın Türkiye'yi tehdit etmesi sizce ne anlama geliyor ve ana muhalefetin, Tsipras'ın Yunanistan'da Miçotakis'e verdiği tepki Yunanistan'da nasıl bir etki yaratacak? Sizce Yunanistan, Yunan halkı Türkiye'ye karşı bir silahlanma istiyor mu? İlk değerlendirmemiz iki NATO üyesi arasında yapılan bir anlaşma. İki NATO üyesi bir başka NATO üyesine karşı anlaşma yapıyor. Bir kere absürtlük burada başlıyor. Birinci aşamada altını çizeceğimiz gariplikler silsilesi burada. Ama ikincisi daha da enteresan bir şey. Yunanistan 1821 ayaklanmasından itibaren hem Osmanlı'ya daha sonra da Türkiye'ye karşı bir deyim yerindeyse attraction policy dediğimiz bir politika, yani bir maşa. Batılı ülkelerin zaman zaman, hatta işte ilk Yunan ayaklanmasına bakıldığında Rusya, İngiltere, Fransa'nın eş zamanlı bu anlamda desteği var. Bu anlamda bakıldığında Yunanistan'ın Türkiye, önce Osmanlı sonra Türkiye aleyhine genişlemeleri aslında emperyal güçlerin uzantısı ya da maşası olmak bağlamındadır ki bu çerçevede bakıldığında en büyük hesap hatalarını da aslında yakın zamanda Kıbrıs'ta yapmışlardır. Özellikle Kıbrıs Barış Harekatı'nı anımsadığımızda bir 13. ada olarak düşünmüşler ve Akdeniz Devleti olmayı tasarlamışlardır. Tabii o tarihsel anlamda yerini bulmuş, Türkiye gerekli cevabı vermiştir. Ancak bu anlamda Fransa'nın güncel çerçevede en büyük hayal kırıklığı AUKUS. Özellikle Pasifik'te ciddi bir hayal kırıklığı var. Yaklaşık 90 milyar dolarlık bir paradan bahsediliyor. Ciddi bir meblağ. Bunu acaba Yunanistan'la mı telafi edecek? Peki hayır. Ama ben inanın bazen programlarda belki ayıp oluyor ama Macron adı geçtiği zaman gülmeye başlıyorum. İstihzayla karşılıyorum. Çünkü biraz kendi içerisinde, kendi ülkesi içerisinde yaşadığı ve dünyada yaşadığı hayal kırıklıklarından dolayı mesela bir Osmanlı sendromu yaşıyor. Osmanlı korkusu yaşıyor. Aynı zamanda bir Türk sendromu yaşıyor. Ve bu anlamda bakıldığında Akdeniz'de en temel problem olarak da Türkiye'yi görüyor. Peki Türkiye karşı ne yapacak? Hiçbir şey. Yani bu anlamda Atı Hocam'ın dediklerine kesinlikle katılıyorum. Hiçbir şey. Yani Yunanistan bu anlamda yanlış yere yatırım yapıyor. Yunanistan'ı ben her zaman için söylüyorum. Aslında stratejik anlamda yapacağı en doğru davranış Türkiye ile iyi ilişkiler geliştirmesi, iyi komşuluk ilişkileri geliştirmesidir. Ancak batılı ülkeler Yunanistan'a öyle değerindeyse gaz veriyorlar ki gerek adalar üzerinde yaptığı bir takım atraksiyonlar, gerek Münasır Ekonomik Bölge çerçevesi ki Türk donanması geçenlerde bu konuda gereken cevabı da verdi. Çünkü Yunanistan Güney Kıbrıs Rum kesimiyle bakıldığında hem dolaylı hem işte bir şekilde doğrudan farklı bir takım angajmanlar içerisinde. Türkiye buna elbette ki izin vermeyecek. Dolayısıyla bu anlamda bakıldığında hani diyorlar ya Macron'a acaba hani çakma Napolyon mudur ya da başka bir şey midir diye tartışılıyor ama mesela Lübnan'a gitti, biliyorsunuz Lübnan'da o ilk olaylar olduğu zamandan itibaren ciddi hayal kırıklıkları yaşadı. Çünkü Fransa eski Fransa değil. Fransa elbette ki yine güçlü bir devlet ama Fransa eski Fransa değil. Ancak Macron yönettiği ülkenin büyüklüğünün de farkında değil. Dolayısıyla tepkilerle, anlık reflekslerle, hezeyanlarla hareket etmeye çalışıyor. Bu anlamda da aslında bakıldığında, bu çerçeve genel anlamda değerlendirildiğinde Yunanistan çok daha derin hayal kırıklıkları yaşayabilir. Türkiye'de zaten bu tür konulara kesinlikle papuç bırakmaz. Ama tabii daha absürt konular var. Daha Dede Ağaç'tan neredeyse Girit'e kadar bir Amerikan silahlanması var Türkiye'ye karşı. Bütün bunlara bakıldığında Yunanistan'ı bir garnizon devleti olarak harcamak istiyorlar. Tsipras'ın tabii dedikleri bu anlamda altı çizilmesi lazım. Ama anladığım kadarıyla Yunan devleti ve Yunan hükümeti Yunan halkına ihanet ediyor. En temel problem de orada. Onların yaşam güvencelerini, tarzlarını, ekonomilerini ve bu kadar harap bitap durumda olan bir ekonomiyi bu tür problemlerle karşı karşıya bırakıyor. Dediğim gibi iki tane anahtar var. Eğer Yunanistan düzeye çıkmak istiyorsa Türkiye ile ilişkiler kurmak zorunda. Ha yok, Yunanistan hani benzetmek gibi olmasın ama 1919-22 koşullarında zaten bunun cevabı verildi. Başka türlü davranmak istiyorsa da, ki bugün artık çok daha güçlü bir Türkiye var, Atatürk'ü
çok daha güçlü bir noktaya varmış durumda 100. yılında. O zaman daha net yanıtlarla karşı karşıya kalacaktır ama Türkiye elbette ki çatışmaya da savaş isteyen bir taraf asla değildir. Ama eğer koşullar bir noktada dayatırsa elbette ki Türkiye'de gereken cevabı her zaman vermeye muktedir diye düşünüyorum. Seda Hanım, ilave yapabilir miyim müsaadenizle? Hocam çok güzel, bir açıklama yaptı. Şimdi Yunanistan'ın kendi gücüne bakıyorum. Türkiye'nin sadece Adalar Denizi'ndeki gücüne bakıyorum. Yunanistan'ın elinde 13 tane fırkateyn vardı. Bu Fransızların sattığı 3 tanenin dışında. 13 tane fırkateynin hepsi 25 yaş üstünde. Yani 25 yaş üstünde demek top programımızda bir amiralimiz olsaydı diyecekti ki ben böyle bir gemiye ayak bile basmam. Çünkü 20 yaştan yukarı gemilerin hepsi hurda olarak kabul edilir. Yani Yunanistan'ın denizde sadece Adalar Denizi'ndeki donanmayla bile Türkiye'nin baş etmesi mümkün değil. 26'ya 0 gibi ben görüyorum. 13 tane fırkateyn sadece göstermelik. Şimdi yeni 3 tane Fransa'dan aldılar. Hava gücünde ise mukayese bile kabul etmiyor. Bir dönem NATO'nun ve Amerika'nın uyguladığı siyaset 10'a 7 oranıydı. Yani Türkiye'nin askeri gücü 10, Yunanistan'ın 7 şeklinde bunu yürütmeye çalışıyorlardı. Şu anda ben size açık ve net olarak söyleyeyim. James Defense Mecmuası'ndaki açıklamada Türkiye ile Yunanistan'ın askeri güç oranı 1.5. 2 bile değil, 1.5. Yani demin Deniz Hocam da söyledi, Yunanistan'ın savaşta kazanma olasılığı 0. Hiç öyle bir imkan ve olanak yok. Ben de aslında şöyle bir soru soracaktım. Şimdi uluslararası arenada dengeler değişiyor. Baktığımız zaman Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'dan çekilmesi kritik bir süreç ve eşik oldu. Avrasya'da güçlenen bir işbirliği görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri Fransa cephesine baktığımız zaman ortalık karışık. Zaten iki taraf gergin. Fransa'nın pek çok ülkeyle gerginliği var. Amerika Birleşik Devletleri bir strateji değişikliğine gidiyor. İşte Çin'i hedef alıyor ve AUKUS ittifakını oluşturuyor. Ve bir güven kaybı yaşanıyor baktığımız zaman Atlantik'te. Yunanistan için Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri ne kadar güvenilir olabilir ki? Yunanistan'ın bir B planı olacak mı? Tüm bu örneğin yani Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri Atina'dan elini çekerse Yunanistan Türkiye ile iletişim kurabilir ve ittifak kurabilir mi bunca şeyden sonra? Seda Hanım, şimdi Yunanlıları ben çok iyi tanıyorum. Kültürlerini çok iyi biliyorum, dillerini biliyorum. Düşünce tarzlarını biliyorum. Kilisedeki konuşmaları, oradaki papazların vaazlarını çok iyi biliyorum. Yunanlıların 15. çözümüdür belki. Yani 15. seçeneği desem daha doğru olacak. Türkiye ile iyi ilişkiler kurmak. Bu en sonda olan bir çözümdür. Aslında Yunanistan'ın bütün hedeflediği 1821'den beri arkalarını Avrupa devletlerini almak, şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ni almaya çalışıyor, gayret ediyor. Ve bu aldığı güle Avrupa Birliği'ne girmesinin nedeni de buydu zaten. Kıbrıs Rum tarafının 1992'de Avrupa Birliği'ne başvurduğu vakit dönemin lideri Glafkos Kleridis'in açıklaması vardı. Biz Avrupa Birliği'ni arkamıza alacağız, Türkiye'yi Kıbrıs adasından atacağız gibi böyle megalomanik bir hayal kurmuştu. Tabii bu mümkün değil. Avrupa Birliği'nin kendisi gelse bile toptan Türkiye'yi Kıbrıs'tan atması, Kıbrıslı Türkleri Kıbrıs'tan atması mümkün değil. Bunun için Yunanistan'ın yapabileceği tek bir şey var. 15. seçeneğe doğru mantıklı bir şekilde gitmek ve en sonda Türkiye ile dostane ilişkiler kurmak. Bunun dışında başka hiçbir çaresi ve seçeneği yok. Yunanlılar maalesef megalomanik bir millettirler. Kendilerini dünyanın en akıllı, en soylu, işte dünyanın kültürünü oluşturulmuş millet zannederler. Ve bu şekilde de herkese yukarıdan bakarlar. İşte demin hocam da söyledi, 15 Mayıs 1919'da çok büyük bir hata yaptılar. Aynısını 15 Temmuz 1974'te Kıbrıs'ta yaptılar. Bu tabii akıllanmayan, megalomani içinde olan yöneticilerin yaptıkları dramatik hatalardır. Benim beklentim bu hatalarının üçüncüsü
Akdeniz'de, Adalar Denizi'nde olacağıdır. Ve bu Adalar Denizi'ndeki hatadan sonra da ters simetride olan adaları, yani Yunanistan kıtasından uzakta olan adaları ve Türkiye'ye yakın olan ters simetri dediğimiz, Ege'de tam orta çizgiyi, dikey orta çizgiyi çizerseniz Yunanistan'a daha uzak, Türkiye'ye daha yakın olan adalar manasındadır. Üçüncü deniz hukukunda kullanılan bir terimdir bu. Bunların hepsini kaybetmesi olasılığı çok yüksek. Şimdi şeye bakıyorum. Sayın Birleşmiş Milletler'de Sinirlioğlu'nun, Feridun Sinirlioğlu'nun 30 Eylül'de Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e hitaben yazdığı bir mektup var. Orada diyoruz ki, Türkiye Cumhuriyeti adına diyor ki, bir kez daha dile getirmek isteriz ki Yunanistan, Ege ve Akdeniz'deki adaların silahsızlandırılması konusunda ilgili anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini yerine getirmemektedir. Bu bahsettiği anlaşma 1947 İtalya ile yapılan anlaşmadır. Burada Türkiye'nin koşulları vardır. Yani Türkiye, o dönemin İsmet İnönü hükümeti belli koşullar ortaya koymuşlardır. Bu belli koşullardan sonra da bu adaların Yunanistan'a verilmesini kabul etmişlerdir. Şimdi burada Midilli, Sakız, Samos ve Ayikeria adalarından bir kere bütün askerin çıkarılması gerekiyor. Burada iki tane kullanılan, güzel bu anlaşmada iki tane terim var. Biri gayri askeri statü, demilitarized statüsü, öbürü de silahsızlandırılmış statü, disarmed. Şimdi gayri askeri statü demek, bu ülkenin yani bu adaların, bu toprakların tahkimat olanağını ortadan kaldırıyor. Burada üç boyutlu bir devlet ilkesi ortaya çıkıyor. Hava, kara ve deniz ülkesinde geçerli olan bir rejim. Asla karada, havada, denizde asker olamaz, askeri amaçlarla asla kullanılamaz. İşte bu adaların statüsü demilitarized, yani gayri askeri statü içerisinde. Bu yüzden Yunanların Ege adalarında askeri havaalanları kurmaları, birlik çıkartmaları, işte geçen gün bir dizi Yunan askerinin arkasında bir adada resim çekiyorlar. Arkasında İzmir gözüküyor. Biz buradan asla gitmeyiz, çıkmayız, etmeyiz gibi havada uçan laflar ettiler. Tabii Rum halkına, Yunan halkına gaz vermek için. Ama şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nin BM'ye yaptığı bu itiraz Yunanistan'ı hop oturttu, hop kaldırdı. Bunun da nedeni, şimdi gayri askeri statü ne uçuşlara, ne sahil güvenlik gemilerine, ne de insansız deniz ve hava araçlarına izin vermiyor. Bu Londra Anlaşması'nın 5. maddesi, Atina Anlaşması'nın 15. maddesi, Lozan Anlaşması'nın 13. maddesi, Boğazlar Sözleşmesi'nin 4. ve 6. maddesi ve 1947 Paris Anlaşması, işte demin bahsettiğim anlaşmadır o, 14. maddesi gayri askeri statünün tartışmaya mahal vermeyecek şekilde kabulünü içermekte. Bu yüzden Yunanistan resmen Adalar Denizi'nde suç işlemektedir. Adaları silahlandırarak. Geçmişte, yani birkaç yıl evvel Finlandiya'nın güvenliğini gözetilerek 1921 tarihli Åland Adası'nın tarafsızlaştırmasını düzenleyen sözleşme var. Bu tekrar hatırlatıldı. Bu yüzden tahkim mahkemesinde bunun örnekleri de var. Yani Yunanistan ne kadar isterse istesin adaları silahlandırması tamamen yapılmış olan anlaşmalara aykırı. Bu yüzden Yunanistan'ın artık bundan sonra çok dikkatli davranması gerekiyor. Yani Türkiye'nin burada verdiği, Sayın Faruk Sinirlioğlu'nun verdiği mesaj, Türkiye adına verdiği mesaj, ayağını denk al. Yani sen istediğin gibi buraları silahlandıramazsın. Eğer silahlandırırsan zaten 47 anlaşması, 47 Paris anlaşması düşecek ve bu adalar üzerinde 1912 anlaşmasından dolayı Türkiye'nin hakları geçerli olacaktır mesajıdır bu. Bunu ben aynen bu şekilde algıladım Seda Hanım. Teşekkür. Bu yüzden Yunanistan'ın Türkiye ile iyi ilişkiler kurmasından başka hiçbir çaresi yok. 1912'deki Şusi anlaşmasıydı, Lozan kentindeki
Onun da ismini de söylemiş olayım. Ben şimdi bir diğer konu başlığına geçeceğim. Ondan biraz acele ettim. Gelişmeler çok fazla olduğu için Sayın Tansi. Özür dilerim. Estağfurullah hocam, olur mu? Sayın Tansi, hemen size dönmek istiyorum. Şimdi Türkiye 40 adet F-16 ve 80'e yakın F-16 modernizasyonu için Amerika'ya başvuruda bulundu. Bu Türkiye'nin hamlesini şimdi biraz okumak lazım, değerlendirmek lazım. Sonuçta bir Soçi zirvesi oldu geçtiğimiz günlerde ve bu zirve oldukça önemliydi. Önemli işbirliği mesajları çıktı. Burada savunma alanındaki işbirliği konusunda güçlü mesajlar verildi. S-400'ler alınmaya devam edilecek. Uçak motoru üretimi ortak yapılması söz konusu. Denizaltılarla ilgili çeşitli gelişmeler oldu. Şimdi bu tabloya baktığımızda Türkiye'nin bu başvurusunu nasıl değerlendirmek lazım sizce? Şimdi Türkiye'nin başvurusu aslında neyin olmayacağını göstermek anlamında önem taşımaktadır. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı'nın geçen günlerde ifade ettiği özellikle F-16'larla ilgili bir takım sözler vardı, beyanatlar vardı. Çünkü bu olayın sadece F-35'e sınırlı kalmayacağı, bu anlamda bakıldığında F-16'ların alımında da, çünkü o zaten mevcut, hem satın aldığımız hem bu anlamda parçaların ürettiğimiz devam eden bir süreç var. Ama bunun, yani bu sürecin F-16'lara da uzanacağını aslında çok ifade etmişti. Neden bunu söylüyorum? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri gerek Biden'ın Aralık 2019'da daha başkan adayı dahi değilken Türkiye'deki siyasete ilişkin söylediği sözler vardı. Türkiye'deki siyaseti dizayn etmekle bağlantılı olarak bunu anımsayalım. Ama bunun dışında özellikle Amerikan Kongresi'ne baktığınız zaman Amerikan Kongresi'nde ben artık devlet aklının olduğunu görmüyorum. Ne kadar fanatik ideolojiler varsa, ne kadar farklı lobiler varsa, bunlar özellikle Türkiye düşmanlığı gözlerini bürümüş olan bir takım klikler çok etkin durumda. Öte yandan Pentagon'un bakış açısını değerlendirdiğimizde Pentagon ta Eşref Bitlis Paşa'nın şehit edildiği olaylara kadar gidebiliriz. Ondan daha öncesine de gidebiliriz. Dört ülkeden, yani Türkiye, Suriye, İran ve Irak'tan toprak koparıp buradan ettiği konfederasyon, federasyon gibi çeşitli noktalar var. Pentagon bu hedefe kilitlenmiş durumda. Yani burada bir real politik ya da realizm aramayın. Yani böyle bir bakış açıları var. Dolayısıyla bu anlamda bakıldığında Türkiye bunu ortaya koyarak aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin niyetini dünya kamuoyuna teşhir ediyor diye düşünüyorum. Çünkü benim tahminim vermeyecekler. Yani ne satacaklar ne de bu anlamda bakıldığında modernizasyona yanaşacaklar. Belki ufak bir takım modernizasyonla ilgili bilemiyorum adımlar atarlar mı atmazlar mı, ama Amerikan Kongresi'nden Türkiye lehine bugünlerde bu aralar bir şey geçirmek çok zor. Çünkü bu kongrelerde farklı bir takım, dediğim gibi, dengeler var. Bu anlamda bakıldığında Amerika'daki bu stratejik devlet aklının neredeyse kaybolmuş olması ve Türkiye ile olan ilişkilerde bakıyorsunuz Yunanistan konusu gibi, biraz önce hocam çok net bir şekilde ifade etti, değerlendirdi. Öte yandan Suriye'de PKK-PYD terörü, PKK-PYD terörünü doğrudan sahiplenmek, hatta Biden'ın Amerikan Kongresi'ne yazdığı bir mektup var. Yani bir yıl daha kalmak için Amerikan ordusunun buradaki sınırlı da olsa varlığını Türkiye'nin operasyonlarına bağlıyor. Şimdi biraz önce iki NATO üyesi dedik, Fransa ve Yunanistan, Türkiye'ye karşı tutumları. Amerika Birleşik Devletleri NATO'daki büyük güç. Ve bu anlamda Türkiye aleyhine bu tür kararların ardı ardına altına imza atması demek ortada gerçekten bir stratejik şaşkınlığın olduğu anlamına geliyor. Bu stratejik şaşkınlığı neyle açıklayabiliriz bilemiyorum. Ama hem işte bakıyoruz Yunanistan'ın aslında belki bu konulardaki şımarıklığı ya da cüretkarlığı da buradan kaynaklanıyor. Ama tekrar konumuz çerçevesine dönecek olursak, eğer bu F-16 konusu olmayacaksa Türkiye'nin başka arayışları olacak. Bu anlamda tabii çeşitli spekülasyonlar var. Rusya ile Su-57 konuşuluyor satın alma ya da ortak yapım anlamında. Belki başka seçenekler de gündeme gelecek. Sadece bunu gündeme getirmekle meseleyi sınırlı tutmamak lazım diye düşünüyorum. İşte bütün bunlara bakıldığında belki de taktiksel anlamda bunu göstermek lazım. Hı hı. Çünkü biz bunu göstermezsek bakıldığında Türkiye'yi işte F-35 konusunda hava taarruzu olmasın. Peki Patriot vermeyelim, savunma sistemi olmasın. Peki Türkiye ne yapacak? O zaman sizin niyetiniz ne? Hedefiniz ne? Aslında Amerika açısından bunu sorgulamak, bunu ortaya koymak lazım. Ben bu stratejik şaşkınlığı, devlet aklının kaybolmasını, Türk-ABD müttefikliğinde Amerika Birleşik Devletleri'nin bu kadar hızla maceralar içerisine girmesini gerçekten garipsiyorum. Ve tekrar bu vesileyle de altını çizmek ve gündeme getirmek istiyorum.
Teşekkürler ediyoruz Sayın Tanrısı. Sayın Atun, siz bu başvurunun perde arkasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu başvurunun perde arkası aslında Türkiye, ben ısrarımdan vazgeçmiyorum. Ya bana F-35'leri verirsiniz ya bana paramı iade edersiniz mesajıdır. Artı F-16'ları, ki Türkiye'de yanlışım yoksa 200'den fazla F-16 var. F-16'ları modernizasyon kiti almak istiyor. Aslında F-16'ları geçmiş yıllarda İsrail'de modernize etmişti. Bana göre Türkiye bu konuda yetenekli. Aslında Türkiye Cumhuriyeti'nin savunma sanayi bu F-16'ları modernize edebilecek güçte. Çünkü daha evvel bunun bir kısmını yapabilmişti. Eğer yanlış hatırlamıyorsam F-16'lardaki düşman tespit kitlerini Türkiye açıp sil baştan yazmıştı. Bunu yazmasının nedeni de bir gün İsrail veya Amerika Türkiye'ye saldırırsa Amerikan ve İsrail uçaklarını dost olarak görmemesi içindi. O şekilde ben bilgi almıştım. Bu nedenle Türkiye'nin ben bu kitleri kendisinin yapabileceğine çok inanıyorum. Bu yetenekte, çünkü savunma sanayi çok iyi gelişti Türkiye'de. Artı demin de hocamın dediği gibi, eğer F-35'ler verilmezse, eğer F-16'ların modernizasyonu kabul edilmezse Türkiye'nin kendi seçenekleri var. Zaten birincisi milli taarruz uçağı. O da 2023'te havalanacak. 2027'de de tamamen devreye girecek şekilde bir program var. Bu program işte 5-6 yıl evvel başlamıştı. Hiç aksamadan devam etmektedir. Artı buna ilaveten Rusya'nın aslında işte bu Soçi görüşmesinde de bu konuya değinildi. Su-57'lerin Türkiye ile birlikte imal edilmesi ve Türkiye'nin bu konuda imalata katılması, Türkiye'de bu konuda işbirliği yapılması da görüşüldü. Bu çok önemli. Aslında demin adını vermiştim, James Defense dergisine bakarsak burada Su-57'lerin F-35'lerden çok daha iyi olduğu, manevra kabiliyetinin çok yüksek olduğu ve elektronik aygıtlarının F-35'ten daha iyi olduğuna dair expertlerin bu konudaki açıklamaları var. Bunlar çok önemli gelişmeler. S-400'den Türkiye asla vazgeçmeyecek. Zaten birinci grubu vermeyi reddetti, ikinciyi sipariş etti. Amerika Birleşik Devletleri şimdi F-16'lar ve F-35'ler üzerinden baskı yapmaya çalışıyor Türkiye'ye vazgeçmesi için, ama artık bu mümkün değil. Tabii çok bu S-400'ler konusu açıldığı vakit benim ilk söylediğim S-400'ler Amerikan, İsrail ve NATO uçaklarını düşman olarak görmektedir. Yani bu ülkelerden bir tanesi Türkiye'ye saldırdığı vakit patriotlar gibi onları dost olarak değil düşman olarak görüp hemen havada imha edebilecek. Aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin bütün sıkıntısı buydu. S-400 alınmasına karşı çıkması. Çünkü günün birinde eğer Türkiye'ye saldırırsa saldırma olasılığının başarısını S-400'ler çok aşağı çekmektedir. Tabii Türkiye'nin şimdi kendi hava savunma sistemleri de var. Kendi bu sistemleri, kendi sistemleri de işte şu andaki iki tanesi bitmiş olandır. Alçak irtifa ve orta irtifa. Bir de U tipleri var ki o da yüksek irtifa olan hava savunma sistemleriydi. Şimdi alçak ve orta denendi, bitti, kullanılıyor. Üst sınıfa geçilecek. Tabii alçak olan 30 kilometre mesafeli, orta olan 90 kilometre mesafeli, yerden yukarı olarak bunu konuşuyoruz. Ve üst olan, üst irtifada olanlar da sanırım 200 kilometre mesafeli, son derece sofistike gelişmiş roketler. Yani aslında Türkiye artık Amerika'nın 70'li, 80'li, 60'lı ve 90'lı yıllardaki uslu çocuğu değil. Otur ve kalk diyebileceği bir ülke değil. Kendi savunma sanayisini kurmuş, bu sanayide başarılara sayısız imzalar atmış olan bir ülke. Aslında Amerika'nın hırçınlığı burada. Bir de Amerika'nın ikinci hırçınlığı da artık Amerika'da, yani 50'lerin, 60'ların, 70'lerin, 80'deki dürüst Amerikası, yani Temsilciler Meclisi'ne ve Senato'ya seçilen kişilerin önce vatan diyerek çalıştığı dönem bitti. Şimdi bu yıllarda özellikle
Trump'la başlamak üzere bir parça da Obama'dan miras kalan, artık bu seçilen kişilerin önce ben düşüncesi var. Bu da Amerika'yı zaten şu anda bayağı gerilemeye ve düşüşe sokmuş durumda. Ben Joe Biden'da bunu çok iyi görüyorum. Amerikan kültürünü, yapısını, düşüncesini, yaşam tarzlarını çok iyi biliyorum. Ben eğitimimi orada aldım. Ve şimdi ben Joe Biden'da bunu gayet net bir şekilde görüyorum. Joe Biden'ın Amerika ile ilgili pek bir, Amerika'nın başarılarıyla, gelişmesiyle ilgili pek bir gayesi yok. Joe Biden'ın bütün istediği 1972'de seçimine destek veren Yunan lobisine, Ermeni lobisine ve silahlanma lobisine istedikleri kapıları açmak, istedikleri desteği vermek. Bu yüzden Afganistan'dan çekilmek zorunda kaldı. Orta Doğu'dan da çekilecek. Hiçbir başka seçeneği yoktur. Amerika Birleşik Devletleri'nin Batı Trakya'ya konuşlanmasının da kökeninde aslında Türkiye yok. Karadeniz'deki gücünü kaybetmenin verdiği telaş var. Bunu da bilmemizde fayda var. Teşekkür ederiz hocam. Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'dan da çekilecek dediniz. Şimdi Joe Biden'ın bazı açıklaması, daha doğrusu bir mektubu var. Onunla devam edeyim hemen. Sayın Deniz Tansi, size dönüyorum. Şimdi acil durum haline Joe Biden Suriye'deki bir yıl daha uzattı ve şöyle bir ifade kullandı. Türkiye'nin Kuzeydoğu Suriye'ye askeri eylemleri IŞİD'i yenme çabasına zarar veriyor, sivilleri tehlikeye atıyor, istikrarı zedeliyor ve dış politikamıza karşı bir tehdit oluşturuyor. Şimdi zaten Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye'nin dış politikadaki çıkarları ortak değil. Bölgede PKK'yı desteklemeye devam ediyor Amerika Birleşik Devletleri ve Suriye'de de biz kalacağız mesajını vermiş oluyor Joe Biden bu mektupla. Ne diyeceksiniz? Şimdi tabii buradaki temel çelişkileri ifade etmek lazım. O da şudur. PKK-PYD terörüne Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı bir siyasi yatırım var. McGurk'e bakalım. Mesela bölge temsilcisi olarak atadığı, Obama döneminde de vardı. O PKK-PYD terörünün deyim yerinde ise işte bir şekilde akıl hocası. Şimdiki Savunma Bakanı Austin'da PKK-PYD terörünü silahlandıran kişi. Dolayısıyla bu anlamda bakıldığında aslında bir Suriye sonrası olacaksa, bu Suriye sonrasında PKK-PYD'nin devletleşmesini öngören bir Amerikan devlet aklıyla karşı karşıyayız. Bu gerçekten çok düşündürücü bir durum. Yani bu anlamda bakıldığında hatta hazırlanan çeşitli Suriye anayasası taslaklarında özellik adı altında baktığımız farklı bir tablo var. Bu da PKK-PYD'yi devletleştirmek. Şimdi terörü devletleştirmek demek tabii başlı başına tartışılması gereken bir konu ama maalesef böyle bir durumla karşı karşıyayız. Bunun çeşitli boyutları var. Suriye boyutu var, Irak boyutu var. Zaman zaman Türkiye'de siyaseti işte bir şekilde manipüle etmek için PKK terör örgütünün, PKK-PYD'nin kendi siyasi uzantıları var maalesef. Yerel yönetimlerde, belediyelerde bu anlamda siyasallaşıp kendisini ifade eden. Bu anlamda baktığımızda burada Amerika Birleşik Devletleri'nin desteği düşünüldüğünde gerçekten üzerine durulması gereken bir tabloyla karşı karşıyayız diye düşünüyorum. Burada ciddi problemler var, sıkıntılar var, sorunlar var. PKK-PYD terörünün bu anlamda bakıldığında Amerika Birleşik Devletleri tarafından bu kadar ısrarla ve vurguyla desteklenmesi sözde DAEŞ'i bastırmak adı altında. Hani bu şekilde meşrulaştırmaya çalışıyorlar. Bu bence üzerinde gerçekten düşünmesi gereken bir konu. Altı çizilmesi gereken bir konu. Bir vurgu. Ve bu anlamda bakıldığında hem müttefiklik ilişkilerine aykırı, hem şimdi artık bugün NATO'dan bahsettiğimizde bir Sovyetler Birliği yok. Doğu bloku yok. Ne var? Terör var. Kontur terör dediğimiz bir konu var. Kontur terörde biz terör tanımını beraber yapamayacaksak. Hatta biliyorsunuz bizim Ankara'da Genelkurmay Başkanlığımız bünyesindeki mükemmeliyet merkezi var. Yani bu mükemmeliyet merkezi NATO'nun kontur terörle görevlendirilmiş durumda. Şimdi biz hangi terörle, hangi ittifak çerçevesinde, NATO'da hangi kapsamda beraber yer alıyoruz? Bunların hepsi aslında neredeyse bir varoluş ve gelecek çerçevesinde sorgulanması gereken bir zemindedir diye düşünüyorum. Bir de bizzat Biden bu mektubunda Türkiye'yi tehdit olarak görüyor. Yani bir NATO üyesi, bir başka NATO üyesini tehdit olarak görüyorsa, PKK-PYD terörünü dost, Türkiye'yi bu anlamda tehdit olarak görüyorsa, o zaman pek çok şeyin bence yeniden tartışılması ve ele alınması lazım. Zaten NATO'da yani Türkiye'yi burada, Fransa, Yunanistan, Amerika Birleşik Devletleri tehdit görüyor sürekli. Tehdit üzerine tehdit var yani. NATO'da işler karışık gibi.
Evet. Dediğiniz gibi o zaman nasıl bir NATO olacak? Nasıl bir ittifak olacak? 21. yüzyılda biz neleri tartışacağız? Yani bence özellikle bunun üzerinde durmak, altını çizmek ve vurgulamak gerekiyor. Şimdi hayat bu kadar manipülasyon kaldırmaz. Hayat bu kadar yalan da kaldırmaz. Mızrak çuvala sığmıyor. Ama bir şeyi tam anlamıyla bitirebilecek cesarette de değiller. Ama bu haliyle de bu iş gitmiyor. Yani ne silah alışverişinde ne bu anlamda teröre karşı de toprak bütünlüğünde ve bütün buna benzer konularda eğer bizim hem temel kavramlarda anlaşamıyorsak, algımız tamamen eğer farklıysa, o zaman gerçekten aslında şapkayı önümüze koyup herkesin tekrar düşünmesi lazım. Bu nasıl mütefikliktir? Bu nasıl işbirliğidir? Ben bunu açıkçası tam anlamıyla kafamın içerisine yerleştiremiyorum. Son olarak Sayın Atun, size dönmek istiyorum. Bir IŞİD bahanesi var. Amerika Birleşik Devletleri'nin PKK'yı da bu anlamda desteklediklerini ifade ediyorlar zaten ve Türkiye'nin de Suriye'nin kuzeyinde tehdit oluşturduğunu ifade ediyor ve hedef alıyor yine Türkiye'yi Biden. Sizce önümüzdeki süreçte Suriye'de durum ne olacak? Bir yandan Soçi'ye de baktığımız zaman Fırat'ın doğusu konusunun da görüşüldüğünü aslında İdlib'le beraber biliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin çekilme süreciyle ilgili bir yorumunuz olur mu Suriye'den? Tabii ki şimdi Suriye'deki askeri karakollara bakıyorum. Askeri karakollara. Türkiye, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin olduğu karakollar ve bölgeler, Amerikan askerlerinin olduğu bölge ve karakollar ve Rus ordusunun, Rusya'nın olduğu karakollara bakıyorum. Şimdi Rusya daha çok Himeymin havaalanı ile Laskiye'yi deniz üssü olarak, Himeymin'i hava üssü olarak kullanıyor. Zaten çok daha evvel Baba Hafız Esad döneminde yerleşmişti buralara. Buradaki bir tek amaç var. Beşar Esad ailesi veya Beşar Esad taraftarlarının hepsi Batı Suriye'de yaşamakta. Bana göre Batı Suriye'deki bütün bu yıkımı önlemek için hem Rusya Akdeniz'e açılan kapılarını garantiye almak hem de bu bölgeyi korumak için bulunuyor. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ne bakıyorum. 21 tane karakolu var. Yani sanmayalım ki askeri kampları var dev gibi, yok öyle bir şey. Sadece askeri karakolları var. Bunlar nerede? Asıl önemli olan bu. Bunlar nerede? Bunlar Suriye'nin petrolünün çıktığı yerde. Ve Suriye'nin, Amerika'nın gözü bu Suriye'nin petrolünde. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti eğer PKK ve YPG'yi sıkıştırıyorsa, bu bölgeden atmak için elden geleni yapıyorsa ki yapacak, atacak, yaptı. Zaten İdlib bölgesini haritaya baktığımız vakit Antakya'dan doğuya doğru gittiğimizdeki bütün o bölge tamamen Türkiye Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolü altında. Amerika Birleşik Devletleri'nin bütün korkusu Türkiye Cumhuriyeti'nin PKK ve YPG'yi buradan sürüp Türkmenlerle, Suriye'de yaşayan Türkmenlerle birleşerek petrol bölgelerini elden kaybetmesi. Aslında bakmayın, yani bakmayın siz işte DAEŞ'e yardım ediyor. Ben DAEŞ'i buradan atmak için PKK, YPG'ye destek veriyorum diyor. Bu tabii perdenin önünde olan tatlı laflar, göya inandırıcı laflar. Bunların hiçbiri doğru değil. Amerika'nın burada bir tek hedefi var. Petrol kuyularını kontrol edebilmek. Bu da ancak PKK, YPG sayesinde olabilir. Bakın Amerika'nın bütün bu PKK, özellikle Suriye'deki PKK ve YPG üzerinde ısrarla duruşunu Kuzey Irak'ta görmüyoruz. Bakın ne Kandil'de görüyoruz ne de Kandil'den sonraki olan Suriye'ye doğru giden bölgelerde Amerika Birleşik Devletleri'nin bu konuda hiçbir itirazı, hiçbir açıklaması yok. Varsa da yoksa da itirazlar Suriye'nin petrol bölgesinde. Amerika Birleşik Devletleri Usame Bin Laden'den dersini aldı. Aslında önce Rusya'ya karşı Usame Bin Laden'i yarattı, Taliban'ı yarattı. Ondan sonra da Usame Bin Laden başına bela oldu. En nihayet kendisini uçaktan denize atarak kurtulmanın yolunu seçtiler. Tapılacak biri olmasın diye. Şimdi Beşar Esad kuvvetleri ara sıra İdlib'e saldırmayı deniyor. Saldırmayı şey yapıyor, deniyor taraf. Bu Rusya'yı arkama alarak ben bunu yapabilir miyim ve İdlib'i tamamen kendi kontrolü altına almaya çalışıyor ama bu mümkün değil.
Hiçbir zaman hiçbir koşulda ben Rusya'nın İdlib'de Türkiye ile karşı karşıya geleceğini hiç düşünmüyorum. Amerika Birleşik Devletleri eninde sonunda Suriye'nin petrol bölgesini terk etmek zorunda. Çünkü Amerika kamuoyuna bakıyorum. Amerikan kamuoyunda aslında niçin bizim askerlerimiz Suriye'de diye homurdanma var. Bunu çok iyi dikkate alınması gerekmektedir. Joe Biden şimdi bedel ödüyor veya seçimlerde aldığı desteğin karşılığını vermeye çalışıyor. Ama bir müddet sonra da bu askerler illaki Suriye'den ayrılmak zorunda kalacak. Sayın Atın çok teşekkür ediyoruz. Sayın Tansi size de çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Çok teşekkürler, sağ olun. Tekrar görüşmek üzere sayın hocalarım. İyi yayınlar diliyorum. Yavru vatanımızdan ana vatanıma sevgilerimizi, saygılarımızı, şükranlarımı iletiyorum. İyi ki benim ana vatanım var. Teşekkür ederiz sayın hocam. Evet, Profesör Doktor Ata Atun ve Doçent Doktor Deniz Tansi ile birlikte dış politika gündemine mercek tuttuk. Şimdi kısa bir reklam aramız var. Aranın ardından günlük devam edecek.